Merhaba arkadaşlar, konu tekrar soru çözümleriyle birlikteyiz. Harita çalışması sorularını birlikte çözeceğiz. Dünya haritası var. Dünya haritası üzerinde işaretlenmiş noktaları görüyoruz. Arkadaşlar, harita çalışması bu işin temeli. Üniversite sınavlarına hazırlanırken eğer yani net sayınızı arttırmak istiyorsanız coğrafya ile ilgili harita çalışmalarına ekstra bir önem göstermelisiniz. Alın boş vaktinizde atlası, oturun çalışın. Bakın, meraklı olun biraz daha. Şimdi yani her yeri bilmek zorunda değilsiniz ama temelde bilinecek yerler vardır. Sınavda çok çıkan, denemelerde çok çıkan yerler vardır. Onlara çalışın. Haritada numaralandırılarak gösterilen yarım adalar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Birinci, ikinci ve üçüncü kısımları görüyoruz. Arkadaşlar, birinci kısım yarım adamız İskandinav yarım adasıdır. Yani Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın olduğu ülkelerin olduğu yarımadayı biz İskandinav Yarımadası diyoruz. İkincisi Arap Yarımadası. Suudi Arabistan'ın olduğu yarımada arkadaşlar. Öbürü de Hindistan'ın olduğu Hint Yarımadası arkadaşlar. Şıklarımız da var mı bakalım. İskandinav demiştik birincisine, ikincisine Arap demiştik, üçüncüsüne de Hint demiştik. Cevabımız A. Yani harita çalışmalarında yarım adalar, ya mesela İber Yarımadası var burada. Bunları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Yani belli başlı temeldeki neyi? Yani yarım adaları bilelim. Mesela Alaska Yarımadası. Önemli bunlar. Geldik diğer sorumuza. Aşağıda bazı denizlerin bulunduğu yerler numaralandırılarak taranmıştır. Buna göre numaralandırılarak gösterilen denizlerin hangisi aşağıda yanlış verilmiştir? Birinci merkez arkadaşlar Meksika Körfezi burası. Meksika Körfezi. İkincisi Baltık Denizi. Üçüncüsü Akdeniz. Dördüncüsü Kızıldeniz. Beşincisi ise Basra Körfezi. Şimdi bir Maş demiş. Dursun. İki Baltık doğru. Üç Akdeniz. 4 Kızıldeniz, 5 Basra. Yanlış olan neresi? Manş Denizi. Manş Denizi neredeydi? İngiltere ile Fransa arasında kalan bu kısımda Manş Denizi vardı. O yüzden cevabımız A şıkkı olur gençler. Geldik diğer sorumuza. Avrupa siyasi haritasını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada belli ülkeler yine işaretlenmiş. Bu ülkelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir diye soruyor. Birincisi İngiltere. İkincisi İsveç. Üçüncüsü İspanya. Dördüncüsü Fransa. Beşincisi ise Yunanistan. Şimdi bir İngiltere doğru. İki Norveç dursun. Üç İspanya doğru. Dört Fransa doğru. 5 Yunanistan doğru. 2 Norveç değil İsveç olacaktı. Norveç hemen burada yer alıyor arkadaşlar. Norveç, İsveç, Finlandiya. Tersten okuduğunuz zaman da zaten Fin diye Finlandiya'nın sonunda olduğunu anlayabilirsiniz. Cevabımız Bursa olacak. Evet. Geldik. Kuzey Amerika haritası veriliyor. Siyasi haritası. Numaralandırılarak gösterilen ülkeler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ya Kuzey Amerika'da zaten topu topu 3 tane ülke var arkadaşlar. Kanada, ABD ve Meksika. Buradan baktığınız zaman en kuzeyde Kanada olacak. 1 Kanada, 2 ABD, 3 de Meksika olacak. Yani cevap A şıkkı olur gençler. Geldik diğer sorumuza. Bu sefer Türkiye haritasına baktık. Türkiye haritasında yine belli yerler işaretlenmiş. Burada ülkelerin yerlerini bildiğimiz gibi Türkiye'deki yerleri bilmemiz gerekiyor. Tabi sadece Türkiye'deki yerleri bilmek de yetmiyor. Yani Türkiye'deki o yerlerin fiziki özelliklerini belli başlı yerler var. Mesela Balıkesir diyorsun. Mesela iklimi hakkında yorum yapabilmelisin. Artvin diyor. Artvin'de hangi iklim, dağlar nasıl? 3 Konya diyorsun. Yüzey şekilleri nasıl? İklimi nasıl? Ya bunları bilmek gerekiyor. 1 Balıkesir demiş arkadaşlar. Bu doğru. 2 Artvin demiş. Artvin
Burada değil, burada olacak arkadaşlar. Burası Rize. Rize. Dursun. 3 Konya. 4 Van. Doğru. 5 de Muğla arkadaşlar. Bu da doğru. Cevabımız ne olur? Bursa olur. Yani Artvin.